uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Hasan Altun ile Gündüz Gece programına kimler konuk olacak? İnsanlar nasıl duygularını dile getirecekler? İzlemeye devam edin, bizden ayrılmayın. Al al. Akşam olup gün batınca, dağlara hüzün çökünce, lale sümbül boynunu eğip kurt kuzuya kem bakınca, köye döner nazo gelin, yavru ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer, nazo gelin ayağına takar. Hal hal, bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan değer, nazo gelin ayağına takar. Hal hal, ayağında gümüş hal hal, ayağında gümüş hal hal, ince nakış gümüş hal hal, ince nakış gümüş hal hal, yavru ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer, nazlı gelin ayağına takar. Hal hal, bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan değer, nazlı gelin ayağına takar. Hal hal. Seke seke çaydan geçer, nazo gelin ayağına takar. Hal hal, bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan değer, nazo gelin ayağına takar. Hal hal, ayağında gümüş hal hal, ayağında gümüş hal hal, ince nakış gümüş hal hal, ince nakış gümüş hal hal, yavru ceylan gibi. Hele hele ülkenin son durumdaki, son dönemlerdeki durumlarında birlik, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacımız vardır. Çünkü kaybeden Türk milleti oluyor. Türk milletinin kaybetmemesi için birlik, beraberlik içerisinde, kavga etmeden, barış içerisinde olması gerekiyor. İnşallah Türkiye'nin, kalenin, denizinin, ekonomisinin de düzeltilmesi için, toparlanması için, özellikle bizim bölgemizde tütüncülerimiz, çiftçilerimiz çok zor durumda. Bunların ele alınacağını, çiftçilerimizin de bundan istifade edeceğini düşünüyorum ve temenni ediyorum. Biliyorsunuz fındıkta ve çayda hükümet sübvansiyon uyguluyor. Onların alımını yapıyor. Burada tütün üreticilerimiz sadece firmalara, özel sektörlere teslim edildi. Buradan da sizin aracılığınızla da hükümetimize çağrıda bulunuyorum. Tütün üreticilerinin de elinden tutulması gerektiğine inanıyorum. Ben Sayın Bakanımızın ilçemize teşriflerinden dolayı ben teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı oluruz. El birlik başarılı oluruz. Bizim ülkenin şu anda birlik, beraberliğe ihtiyacı var. Kavgaya asla müsaade etmememiz lazım. Ben ilçemize bakanımızın ziyaretinden dolayı üzerimize düşen yerel yöneticiler olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya çalıştık. Türkiye'ye de buradan mesaj vermek istiyoruz.
birlik beraberliğimizi Cenab-ı Allah bozmasın diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Hele bak saçlarıma kar yağdı, kar yağdı, kar yağdı da kalkmıyor. Felekten boğazıma el değdi, el değdi, el değdi bırakmıyor. Dağlar duman böyle, geçti zaman böyle, yer benden umut kesmiş. Halim yaman böyle, halim yaman böyle. Kartal Kaya tepedeyiz şu anda. Tabii ki. Şimdi önce ben kısaca bir özetleme yapayım. Hikayesini ondan sonra geçeyim. Şu an bulunduğumuz nokta, bizim ilçemiz biliyorsunuz bahsettik geldiğiniz zaman Aydın, Denizli, Muğla illerinin kesiştiği üçgen noktadayız diye. Şu an milimetrik tam o noktadayız. Tam orta noktadayız. Aynen. Her yöne aynı mesafede. Aynen. Tam Hermonlev üçgeni dedim. Evet. Mesela bulunduğumuz yer Denizli. Hemen sırtın alt tarafı Aydın. Karşı tepe Aydın. Ön tarafı Muğla. Yani kesişen üçgen noktadayız. Burası da dünyanın, çok iddialıyız bu konuda, en güzel, en harika kanyonu. Şu an suyun izini gözlemleyebiliyorsunuzdur. Evet. Suyun az olduğu çekilmiş hali bu. Evet. Suyun yoğun olduğu o çizgiye tam ulaştığı zamanlardaki suyun derinliği yer yer 80 ile 100 metre. Kanyonun içindeki suyun derinliği. Çok harika bir yer. Buranın da hikayesi, niye Arap apıştı kanyonu? Evet. Şimdi bulunduğumuz, az önceki arabamızı park ettiğimiz yerlerde, alanda, burada zengin bir ağa var. Ağanın da zenci bir uşağı var, hizmetkarı. Bu hizmetkar üç harflerden cinmiş. Cinler, iyi huylu cinler, insanlara yardımcı olan cinsten. Uşak, Arap, zenci, ağa diyor ki bir gün, susadım soğuk su doldur, gel talimatı veriyor. Tabii zencinin uşağın kanyonun kemer barajına bağlantı noktasına inip doldurup gelmesi lazım. Gidiş 20 dakika, geri dönüş yarım saat. Yani doldurmasıyla bir saatte gelmesi lazım. 10 dakika demeden Arap suyu doldurup gelmiş buz gibi. O gün de ağanın kafası dinginmiş, meşgul değilmiş. Ne çabuk geldi bu ya diye iç geçiriyor. Neyse, bir bardak suyu içtikten sonra ayağıyla hatayla devirmiş gibi desteği devirip suyu döktürüyor. Çok da susamıştım diyor. Suyu da döktük. Git bir daha doldur gel diyor. Takip ediyor artık uşağına. Nereden, ne çabuk, nasıl dolduruyor diye. Arap'ın aşağıya gitmesi gerekirken bulunduğumuz bu noktayı yukarıya geliyor Arap. Ağa da çalıların arkasından, ağaçların arkasından uşağını izliyor. Buraya geldiği zaman cin devleşiyor. Bir ayağını araç park ettiğimiz yerin biraz daha ilerisi, türbesinin olduğu yere atıyor. Bir ayağını karşı dağın tepesine atıyor. Bir eline az önceki uğradığımız İnceiz köyünün göbeğine atıyor. Bir elini de Muğla sınırına atıyor. Eğilerek bu kanyondan suyu doldurup doğrulduğunda bakıyor ki ağa kendisini izliyor. Cinler de devleştiği zaman biz faniler tarafından görüldüğünde çatlayıp buharlaşıp ölürlermiş. Bir insan tarafından görüldüğü için de çatlayıp buharlaşıp yok oluyor, ölüyor yani uşak, cin, Arap. Onun için de sol ayağının, sağ ayağının, sol elinin ve sağ elinin olduğu dört noktaya türbe yapılıyor. Dördünün de adı Arap Apıştı Türbesi. Burası da Arap Apıştı Kanyonu. Apıştı demek böyle. Yere, yani ayaklarını açmak, açmak demek. Açmak veya evet, bir yere apıştı, elini vurmak. Öte taraf ayağını, öte taraf. Apıştı anlamında sadece mesela dikeldiğiniz zaman ayaklarınız genelde nizami, en fazla olsa 10-15 santim mesafeli olur. Bunu bir metreye yakın açtığınız zaman apışmaktır. Anladım, evet. Tabir o yer.
tarihte atıyla yazılacak bir şey yapılıyor burada ve Hasan Altun'la Gündüz Gece Program tüm hızıyla devam ediyor. Teşekkür ederim size. Biz teşekkür ederiz. Kar yağdı, kar yağdı, kar yağdı da kalkmıyor. Felekten boğazıma el değdi, el değdi, el değdi bırakmıyor. Dağlar duman böyle, geçti zaman böyle. Yer benden umut kesmiş, halim yaman böyle, halim yaman böyle. Dağlar duman böyle, geçti zaman böyle. Yer benden umut kesmiş, halim yaman böyle, halim yaman böyle. Köyün en delikanlı kızı diyorlar sana, doğru mu? Allah Allah. Öyle. Orada. Böyle yapıyordun. Kavağın oraya geç. Yok yok. Ben düz gideceğim. Şuraya git. Çeşmen oraya git, biz gelelim. Yok yok yok. Köyün jandarma komutanı diyorum. Hadi canım. Bilmiyorum valla. Seni tanıyalım. İsim Semra. Semra, evet. Muslu Gümesoy ismim. Evet. Köyümün ismi. Müthiş bir şey. Evet. Demek ki o zaman dedenin dedenin dedesinden kalma. Evet, köyün kurucusu benim. Ya vallahi adet falan hiçbir şey sorma bana, hiçbir şey bilmiyorum. Adet sormayın. Yok, köyünüzün adeti bilmem neyse falan yok yani, bilmiyorum. Ya, başka bir şeyden gidelim o zaman. Yani evet. Bir yol çizelim o zaman. Çizelim. Hangi tür müzik seviyorsun? Hangi tür müzik? Halk müziği mi, yoksa yörenin müzikleri mi? Vallahi hoşuma giden hepsini dinliyorum. Yani öyle ilke. Evet, aynen. Ne güzel olursa onu. Aynen, aynen. Peki bir şey daha sorayım size. Boş zamanlarını nasıl geçiriyorsun? Boş zamanlarımı kuzenlerimle geçiriyorum. Öyle mi? Evet. Başka bir yere gitmiyorsun. Hayır. Öyle mi? Köyün dışına kente gittiğinizde ne yapıyorsunuz? Kaleye gittiğinizde? Kaleye gittiğimde ya... Sık sık gidiyor musunuz? Yok, hayır, sık sık gitmiyoruz. Kitap okuyor musunuz? Okuyorum, he. Arada bir de mi okuyorsunuz? Evet. Ne tür kitaplar okuyorsunuz? Roman herhalde mi? Roman okumuyorum. Dini kitaplar okuyorum daha çok. O da güzel bir şey. İnsanlara biraz daha yol gösteriyor, daha farklı bir şey. Aynen. Biraz dindiriyor ruhunu. Aynen, evet. bir şey daha sorayım. Kale Belediye Başkanı. İsmail Yarımca. Ben söylemedim. İsim söylendi ya. Neydi? İsmail Yarımca. İsmail Yarımca. Evet. İsmail Yarımca'yı çok seviyor toplum. Sizce ne için seviyor? Yani sebebi ne acaba? Çok böyle... Ne bileyim, insancı, böyle hani havalı birisi doğal, değil. Mi? Evet, doğal. Doğal. Çocukla çocuk oluyor. Büyükle büyük oluyor. Hiç görüştüğünüz oldu mu? Konuştuğunuz oldu mu? Öyle mi? Manevi babam. Öyle mi? Aynen. Evet. Peki, benim seyirci kitlem Hasan Altun ile Gündüz Gece programının izleyicilerine. Evet. Bir şey söylersen ne söylersin? Ne söylerim? Ne mesela? Bir dilek dile veya bir şey söyle. Edeyim. Selam göndereyim bari. Öyle mi? Evet, selam göndereyim buradan. Denizli halkına. Yani izleyicilerinize. Evet. Selam göndereyim. Evet sevgili izleyiciler. Bizim izleyicilerimize selam gönderiyor. 2014 yılında beklentileriniz diyoruz. Sağlık, sıhhat diyorlar genelde. Her insan öyle diyor bence. Ama Türk insanı yüreği müthiş ve mükemmel bence. Bakın, güzel bir ceylanımızdayız. Çalınmaz oldu ömrümün sonbaharında. Gönlüm katlansın diye gören göz görmez oldu ömrümün sonbaharında. Saçlarıma düştü aklar, hüzünlendi akşamlar. Evet sevgili izleyicilerimiz, o güzel insan,
dünya güzeli kızımızdan sonra biz dünyada belki yani kavak olarak, aslında çınar olarak çok uzun ömürlü biz çınarlar biliyoruz. Farklı ardıç ağaçları vesaire biliyoruz. Ama kavak olarak 900 yıl bir fiil yaşayan kavak burada görüyoruz biz. Bir 900 yıl daha gider diye düşünüyoruz. Ve bu kavağın içerisine ben giriyorum. 33 kişi bu kavağın içine girmiş. Nereden, bana neden baktığınızı sorabilir miyim acaba? Neden bakıyorsun? Ne oluyor, neden bakıyorsun? Seyircilerimiz biliyorlar kavağın içinde ne olacak? Aydınlık olacak değil mi? Evet sevgili izleyiciler, burada bu kavak bence yani turizme yönelik bu bölgeye gelen insanların kesinlikle bu köye uğradıklarında bu kavağı görmeleri gerekir. Şöyle bir geçeyim yanına. Marul var. Başka ne diyorsun? Bunun adı ne? Pırasa var, pırasa. Ondan sonra turp var, elma var, nar var. Öyle mi? Çarşıdan aldığım narı, sensin gönlümün varı. Peki sen ne bağırıyorsun? Ey müşteri, gelin gelin burada. Buyurun, buyurun diyor ben. Ne diyorsun? Buyurun diyor. Buyurun diyor, öyle mi? İsmin? Cennet. Cennet. Cennet Hanım, kaç yıldan beri bu işi yapıyorsunuz? Aşağı yukarı 12-13 seneden beri yapıyorum. 13 seneden beri. Nasıl, memnun musun? Öğrenciler çok memnun, bu sene memnun değilim. Mazot pazarlar pahalı diyorlar. Her şey pahalı. Pahalaştı değil pahalı mi? Pahalı. Bir ektiğini kaldırmaya yazık ettim. Bir bu çuval gübre kaç para? Evet. Mazot öyle. Evet. Alıcı memnun değil, satıcı zaten memnun değil. Evet. Alıcı almayınca kadar size kim satacak? İkinci sorumuz. 2014 yılında mahalli seçimler var. Biz de kaleye geldik, kaleyi geziyoruz, dolaşıyoruz. Kime sorduysan İsmail Başkan, İsmail Başkan. Ve çok seviyor. Sebebi ne acaba? Sebebi herkesin derdini görüyordu onun için. Öyle mi? Tabii. Herkesin derdiyle dertleşiyor. Dertleşiyor. Herkesin derdi. Fakir fükere, bu zengin, bu fakir diye, bu köylü diye ayırım yapmıyordu onun için. Yapmıyor. Teşekkür ederiz efendim. Kendine iyi bakıyorsun. Marul var. Bize bir marul vermedin bak. Şimdilik verelim yaptın ha. Hayır hayır, istedin al. Sen sağ olun. Teşekkür ederiz. Sizin yüreğiniz öyle kalsın. Bizim yüreğimiz de inşallah buna endekslidir diyelim. Kendinize iyi bakıyorsun. Sağa sola sataşmıyorsunuz. Hasan Altun ile gündüz gece programı tüm hızıyla devam ediyor sevgili izleyiciler. Marul. Evet. Patates. Nohut. Mısır. Börülce. Ne? Börülce. Börülce. Evet. Bunun adı börülce mi? Evet abi. Farklı bir şey. Ve sarımsak. Sarımsak. Güver. Güver. O ekinen herhalde değil mi? Tohum mu oluyor? Evet. Güzel. Sen mi satıyorsun bunu? Yani biz satıyoruz. Dayı oğlum var. Öyle mi? Teyze oğlum var. Ama sen. Önemli sen. Sen. Ona gidiyor musun? Gidiyorum. Derslerin? İyi. Güzel mi? Güzel. Bir şey soracağım. 2014 evet yılında bir seçim var.
Bu seçimde hep sorduğumuzda İsmail Başkan çok öne çıkıyor. Şimdiki Kale Belediye Başkanı. Evet, evet. Neden acaba? Şimdi mesela kaleyi en iyi yöneten o geldi böyle iyi şeylerden. Yani bizim böyle beldede hangisi yaparsa onu şey yaptıkları için İsmail Başkan'ın çok yardımı dokundu buralara. O yüzden. Sizi de çok seviyorsunuz. Evet. Sevgili izleyiciler, biz değil çocuk, büyük, küçük herkes söylüyor diyoruz. Ve sana teşekkür ediyorum ben. Seni kutluyorum. Okulda başarılı ol. Tamam mı? Kendinize iyi bakıyorsunuz. Şimdi eve gideceksin, yemek mi yapacaksın sen? Evet, yarın yapalım. 2000. Yedireyim ben size. Öyle mi? Evet. Bana mı yedireceksin? Evet. Teşekkür ederim efendim. Aslında yaparsanız biz geliriz. Sevgili izleyiciler, evet, alışverişini çok güzel yapmış gerçekten. Eve de götürecek, yemek yapacak. Bizi de davet ediyor diyor, özellikle gelin size ben yedireyim diyor. 2014 senesinde ne bekliyorsunuz? Para. Para, para, para. Evet, başka? Mutluluk, huzur, sağlık. Mutluluk. Aşk tabii. Tabii çok önemli. En yani. Sonu. Allah Celle Celal'in ismi bile aşk, ona bakarsanız. Evet. Yani aşk, mutluluk en güzeli de. Aşk demek farklı bir yerde algılamasın. İnsan bence her şeye aşık olmalı. İnsan insan olarak bakmalı değil mi bence? Yani. He? Yani. Çiçeğe, güle bile zaten aşık oluyor insan değil mi? Yani. Peki bir şey daha sorayım. 2014 senesinde onlara sormadın, onlar alışverişçi. Halka soruyoruz böyle. Bazen böyle primumlar iç içe biniyor böyle. 2014 senesinde yerel bir seçim var biliyorsunuz. Biz vardığımız yerde bir konuyu gündeme alıyoruz. Buraya geldik, bir baktık ya herkes İsmail Başkan, İsmail Başkan diyorlar. İsmail Başkan neden seviliyor acaba? Onu araştırıyoruz. Neden seviliyor? Yani bayağı bir katkısı oldu. Değil mi? Küçük büyük ayrım hayatta yapmaz. Yani severiz İsmail Yarımcı'yı. Gerçekten böyle hiç küçük büyük ayrım etmiyor. Evet. Köyleri gezdik, herkes diyor ki ölümüzde, dirimizde, evet, sevincimizde, tasamızda hep burada oluyor diyor. Yani, evet. İsmail Yarımcı'yı bizim yani bu AK Parti'ye uygun olsa daha güzel olacak aslında. Ama olsun, insan olarak bakıyor. Yani, ha, ha. Partiler üstü meseleye bakıyor. AK Parti adam çok diyor ben AK Partiliyim ama diyor İsmail. Evet, ben evet. Ben CHP'liyim. İsmail Başkan'a oyunu vereceğim diyor. Evet, yani evet. Bu kentin bir daha İsmail Başkan'a ihtiyacı var deniliyor. Evet, bir de deniliyor. Her tarafı gezdi, borçsuz bir belediye gördü. Bir tek burası borçsuz. Bak, üniversite yerini kendi evet, belediyesini kaldırmış evet, orada. Evet, bir yere evet, gelmiş, üniversiteyi evet, onlara vermiş. Kız evet, yurdu yapmış. Erkek yurdu yapmış burada. Sağ olsun. Ondan sonra bir lise yapmış. Yaptı, yaptı. Yani sağ olsun. Bir de memnunuz, borçsuz. Memnunuz yani. Borcu da yok. Memnunum. Çok, çok, şey, çok memnunum. Gerçekten değil mi? Yani. Siz hangi bölümü okudunuz? Okuduğunuz. Okumadım. Okumak, okumak, okumak. Tekrar evet, fırsat verseler okur muydunuz? Tekrar. Yok ya. Ben hayatımdan memnunum. Ciddi çalışıyorum. Mi? Evet. Ne iş yapıyorsun? Kuaför. Aha, ben geliyorum. Nerede? Yukarıda. Yukarıda nerede? Adres şey, Defne ben Kuaför. Aa, reklam koydu. Bak. Olsun, ne olacak yani? Reklam, Defne olsun. Kuaför. Reklam verdi. Bu reklam nerede mi? 10 bin liraya değer sevgili izleyiciler ama olsun. Onun hatırı için biz onu da koyuyoruz. Defne Kuaför'e geliyoruz. Benim saçları usturaya veriyorsunuz. Ustura olmaz canım. Ucundan alıyorsunuz. Yani. Tamam. Saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Size kolay gelsin. Biz patatesi alıp gidiyoruz. Yemeği yapıyor, bizi çağırıyorsun. Tamam. Sevgili izleyiciler, Hasan Altun ile Gündüz Gece programı Denizli'nin Kale ilçesinde tüm hızıyla devam ediyor. Burada binlerce insan var hakikaten. Belki bilmiyorum ama bölgenin en büyük pazarı burası ya. Caddeler hep pazar yeri. Her şey var burada. Yok yok burada sevgili izleyiciler. Demin de gördüğünüz gibi alışverişimizi de yaptık. Tüm hızıyla devam ediyor. Gidiyoruz biz. Bizi Allah çektiriyor abi ya. Bir de merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? Nasılsınız? İyiyiz. Sevgili merhaba izleyiciler. Evet. Bunu kandırdım. Git gel dedim. Kendisine gerçekten. Bizim kaldığımız otelde resepsiyonda çalışıyor. Çok değerli bir çocuk. Evet. Değerli bir insan diyelim. Arkadaş diyelim. Çocukluğu açtı daha. 15 yaşındakilerine çocuk diyorlar. Yani. Yani siz Hasan tanıyalım. Seyircilerimiz tanısın. Fikret Karaceylan. Fikret Karaceylan evet, hemen hemen girmediği otel kalmamış. Ya yaklaşık. Türkiye'de yaklaşık 10 sene, 15 seneden beri. 15 seneden beri otelcilik otel yapıyoruz. Evet, çalışıyorsunuz. Evet. Peki memnun musunuz? Ya, sektör olarak memnunuz evet, evet. Şimdi kalede yaşıyoruz. Kalede şu anda bir tek otel var. Evet. O da gerçekten ilçeye göre çok güzel. Çok şu anda güzel. Alışverişten geliyorsunuz. Nasıl evet, memnun musunuz? Memnunuz. Bir şey aldın mı daha doğrusu? Yok henüz. Sen nasıl gördüysen öylesin ya. Yani henüz bir şey almadık. Öyle daha mi? Evet. Peki kale
geldiğimizde biz geziyoruz kalede. Her ne kadar otelde çıkıp girerken sohbet etsek de ama yani neticede biz çıkıyoruz, dışarıda işimizi yapıyoruz, geri dönüyoruz vesaire. Evet. Oradaki hizmetiniz için gerçekten size teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Fakat şu önemli, biz kalede bir araştırma yaptık. Araştırmada İsmail Başkan burada çok seviliyor. Sebebini araştırıyoruz. Sebebi yerli halktan olması, bir de milletin başkana vefa borcu, ne bileyim. Genelde başkan herkesin ölüsünde, düğününde, cenazesinde hepsinde bulunur. Yani öyle büyük süme bir şeysi yoktur başkanın. Yani halktan birisidir başkan. Bizim programımıza bakarak gençlere ne tavsiye edersiniz 2014 senesinden? 2014 senesinden. Yani 2014 senesinde ne beklentiler olabilir? Gençler beklenti, herkesin beklentisi kendine göre farklı. Bence diyeceğini ben tahmin ediyorum. Gençler okuyun, akıllı olun. Ne yani, 2014 senesine çalışın. Değil mi? Yani çalışın. Çalış. Sen de çalış ha. Ben her zaman çalışırım. Hadi kendine iyi bak. Sağ ol, görüşürüz. Kovuyorum seni. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Buradan alıyorum ben bunu. Gözlerime takıyorum. Bakayım bir. Bir yeşil, bir kırmızı. 3G. Evet, geri yerine. Arkadaş rahat dursana sen. Öyle mi? Doğrudur. Eşini buraya getirirsen kavga etmez. Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel. Ama benim adım Mavi'di, bekleyemem ben bu geceyi. Sizi tanıyorum efendim. Osman Honluk. Osman Honluk. Sizi? Mehmet Şahban. Buralısınız. Buralıyız tabii. Öyle mi? Göç etmeyen köy burası hemen hemen, değil mi? Evet. 1490 nüfusu. Eğer ki yeni kanun çıkmasaydı herhalde 2000'e dayanır. En azından bir gerdelik alacaktı, değil mi? Tabii, evet. Peki 2014 senesinde ne beklentiniz neyse? Beklentimiz aynı, göç yok köyde, öyle biz tütüncülükle uğraşıyoruz. Öyle evet. Nasıl peki tütüncülüğü nasıl? Tütüncülük iyi. Normal, tabi. Arazimiz olmadan biz ovaya gidip geliyoruz. Evet. Yani kendi arazimiz, orman köyü olduğumuz için az, yetersiz geliyor. Evet. Ovu da yapıyoruz, tabi masraflı oluyor biraz bizim işimiz, öyle. Siz efendim? Biz de aynı. Aynısı. Tamam. Peki ikinci soru. 2014 senesinde beklenti var. Ne? Yerel yönetimler biliyorsunuz eskisi gibi değil. Yani köy muhtarlarının fonksiyonu biraz daha artıyor ama ilçeye bağlanıyor. İlçe büyükşehire bağlanıyor. Öyle bir yapı var burada. Biz de burada mevcut belediye başkanı araştırıyoruz. Daha doğrusu işte İsmail Yarımcay'ı. AKP daha adayını belirlemedi bildiğime göre. İsmail Yarımcay'a toplum içerisinde biz sorduk böyle. Her tarafta böyle çok seviliyor. Aslında sorguladığımız soru şu. İsmail Yarımcay niye çok seviliyor? Ya halkla iç içe olduğu için onu hiç seviyor. Öbür gibi olsa ne sevsinler tabii. Evet, hakikaten soruyoruz. Diyorlar ki işte bir cenaze de orada, düğün de orada, dargın de orada. Telefonu 24 saat açık. Evet. Belki onun büyük bir etkisi var değil mi herhalde? Tabii halkına iç iç oluyor. Milletin derdini dinliyor onun için. Peki bir dahaki dönemde bir beklentiniz var mı? 2014 senesinde işte seçimlerden sonra biz köye şunu istiyoruz diyebiliyor musunuz? Çünkü biz bunun takipçisi olacağız yani. Mesela diyelim ki sizdiniz şu olsun dediniz. Sayın Başkan da biz tamamen bağımsız geldik onu da söyleyeyim. Sayın Başkan da bizi duyacak ekranda. Biz bunun takipçisi de olacağız. Köyünüzde ne eksik var ne istersiniz mesela? Köyümüzde, bak bunu muhtarla konuşmayayım sizden konuşayım. Şu anda eksikler pazar yerimiz yapıldı. Evet. İkinci şuraya düzenleme yapılacak. Evet. Başka gibi bir lise olabilir ileride. Evet. Tabii. Lise devlete ait olan bir şey. Onu şey değil ama park yeri olacak. Tabii burayı düzenleme yapılacak. Şu köy meydanlığına. Öyle mi? Evet. Yani tabii. O sözü aldınız herhalde. Tabii oraya verilmiş artık orası. Vallahi verildiğine göre biz de takipçisi olacağız diyoruz. Teşekkür ediyorum efendim. İyi misin? Okula gidiyor musun? Hı hı. Ha? Kaçıncı sınıf? Bir. Kaç? Bir. Bir. Dersleri nasıl? İyi. Öğretmenine selam söyle hadi burada. El salla öğretmenine. Öğretmenine el salla. O zaman havucu bana verin. Hadi Allah'a ısmarladık. Ben gidiyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Anacığım nasılsın? Teşekkür ederim. İyisiniz. İyiyim. 2014 senesinde ne bekliyorsunuz? Sağlık, mutluluk, güzellik bekliyorum. Amcam
Evet. Beyim. Evet. Sevdalı. Evet. Aa, onun gibi işte. Sevdalı değil mi? Emekli öğretmenim ben. Öyle mi hocam? Evet, evet, evet. Evet. Hocam, evet, evet. 2014 senesinde ne bekliyorsunuz? 2014 senesinden tüm insanlara iyilik, sağlık ve mutluluk bekliyoruz. Başka bir şey beklemiyoruz. Bak, benim de elime vuruyor. Diyor ki aramızdan çekil. Hayır, hayır, öyle bir şey, öyle bir düşüncem yok. Aleyküm selam. Nasılsınız efendim? Teşekkürler efendim. İyisiniz. İyi. Şunları şöyle indir bir. Ha, buyurun. Şimdi iyi oldu. Elimde dursun ya, boşver ya. Rahat. Ağır bu değil. Rahat değil. Ya yiğit adam bellidir zaten, taşıyor. Ben diyecektim, indirirken bir tanesini de ben alıp götüreyim diye. Ya götür, hepsini götür ya, canın sağ olsun. Sağ ol. Bak şimdi anamın yanına gideyim diyeceğini biliyorum ben. Ne diyecek şimdi anacığım? Mazot pahalı diyecek. Gübre pahalı diyecek. Biz ekiyoruz, kaldırıyoruz, zarar ediyoruz ama millete ucuza veriyoruz, millet yesin diye. Öyle mi anacığım? Doğru. Seni tanıyalım. Sevim yasın. 2014 senesinde bir beklentiniz? Sağlık. Sağlık olsun. Çok. Nasıl, satışlar nasıl? İyi. İyi mi? İyi. Çok şükür ya, iyi. Çok şükür diyorlar. Ne güzel bir şey. Az da satsalar, çok da satsalar. Çok şükür. Çok şükür. Bak anacığım, 2014 senesinde bir de seçimler var biliyorsunuz. Seçimlerde biz kalede, köylerde falan her yerde soruyoruz. Hep İsmail Başkan çok seviliyor. Acaba sebebi ne diye araştırıyoruz. İyi zaten. Yani toplum... Sebebi herkese hoşgörün davranıyor onun için. Öyle mi? Evet. Çocuğundan çocuk, irinden yer alıyoruz. Hasan Altun ile Gündüz Gece programı tüm hızıyla devam ediyor. Gelen doktora geri gidiyor. Bir daha söyle. Ne? Gelen doktora geri gidiyor. Evet. Geri gidiyor. Evet sevgili izleyiciler. Geri gidiyor. Gelen doktora geri gidiyor. Geri gidiyor. Niye gidiyor? Niye gitmeyecek? Geri gidiyor. Her şey. Karım hastalık bomboş. Bugün bakan geliyor. Ona söyleyecek misin? Söyleyeceğim, gelsin. Bağır ha. Bağıracağım. Ben de orada çekeceğim. Çek. Öz. Çek. Ne diyeceksin? Evet. Doktor geliveriyor, geri veriyor. Geliveriyor, geri veriyor. Yok, ne gidiyor? Niye gidiyor o? Peki, ne bekliyorsun? Yeni hastane doktor istiyorum. Doktor istiyoruz biz. Hani sağlığa çok önem veriyordunuz. O zaman sağlığa önem veriyorsa, Sayın Sağlık Bakanı, lütfen bizi dinliyorsan, bizi duyuyorsan, bu insanların geri gidiveriyor, doktorlarını geliveriyor, kalıveriyor olsun. Ha, niye gidiyor geriye? Evet. Peki, somut sorayım. 2014 senesinde ne beklentiniz var? Ben bir şey bekliyorum. Doktor bekliyorum. Evet. Bence de doğrular, haklılar. Evet sevgili izleyiciler, biz de hatta bunu duyduk. Bir tane hastaneleri var, hatta kapatmak bile istiyorlarmış. Başka bir yere taşımak istiyorlarmış. 8500 nüfuslu bir ilçe. Çevresine 21.000 nüfuslu bir ilçe ediniyor. Ve burada bir tane doktor var diye doktorlar gelip gidiyor. Ve sağlığa çok önem verilmesi lazım. Devlet, devlet, devlet. Bunu görmeli. Çünkü bu partiler üstü bir durumdur diyoruz. Antalya'dan bir tane doktor geldi, hemen geri gitti. Kadın doktor geldi, hemen geri gitti. Niye gitti? Pap. Ha. Buraya bak. Bakıyorum. Niye geldi, niye geri gitti? Niye geldi, niye geri gitti? Anacığım, selamünaleyküm. Vaktiniz hayırlı olsun. Korktun ama ne yapalım? Biz aniden geliyoruz. Televizyoncuyuz biz. Bir şey soracağım efendim. 2014 senesinde beklentiniz, bir de alışveriş pahalı mı, ucuz mu? Nasıl? Pahalı. Pahalı değil mi? Evet. 2014 senesinde ne bekliyorsunuz? RT mi, TRT mi? 2014 senesinde ne bekliyorsunuz? Düşmesini bekliyoruz. Alışveriş, yani alışverişte pahanın düşmesini bekliyoruz. Ucuzlasın, evet, diyorsunuz değil mi? Evet. Sevgili izleyici, ucuzlamasını istiyorlarmış. Evet, alışveriş yapanlara bakıyoruz. Işık neydi bu? Bu ne anacığım ya? Çok ağır bu. Evet. Ne? Şeker var içinde. Şeker mi aldınız? Evet. Üsküp. Üsküp. Evet. 2014 senesinde ne bekliyorsun? Ben bunu götüreceğim artık. Benim oldu bu da. Götürsen olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Bir 2014 şey değil. 2014 senesinde ne bekliyorsunuz? Hayırlısını bekliyoruz. Yani 2013 senesinde beklentileriniz yerine geldi mi? Çekiyorlar. Gelmedi. İnşallah bu sefer gelir. Gelir değil mi inşallah? Evet. Şekeri veriyorum. Ben sizi yolcu ediyorum. Tamam, Allah teşekkürler. Allah yol açık versin efendim. Gel sen gel, sen gel. Hayır babam, dur. Nasılsın? İyiyim. İsmin? Fatma. Fatma, okula gidiyor musun? Evet. Dersler nasıl? Güzel. Sen babaannenle her zaman pazara geliyor musun? Geliyorum. Bazı ailengillere gidiyor. Sen bazen diyor musun bana şunu al diye? Bazı diyor. Bazı. Burada geldik. Burada yaptığımız bir söyleşilerde İsmail Başkan'ı çok sevdiklerini söylüyor. Mevcut belediye başkanı. Acaba sebebi ne? Sebebi çünkü insanları anlıyor. Evet. Onların istediği şeyleri yapmaya çalışıyor. Evet. Yani
bu kadar ne diyeyim yani. Onların insanların isteklerini gerçekleştiren kişiler sevilir zaten. Günü yani sevinçlerinde, tasarlarında, kasalarında yanında evet, bulunuyor. Evet, yanlarında bulunuyor. Evet. Mutlaka. Biz size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Güzel olur inşallah. 2014 senesinde evet. Kalede sevgili hemşehrimizin bence tayinini yapın. Çok kısa zamanda bence. İnşallah. Saygılar. Bak biz vesile olursak teşekkürü bekleriz. Kaç yıldan beri yapıyorsunuz anacığım? Ooo 35 senem oluyor. 35 sene? Evet. Ay maşallah. Peki memnun musunuz? Çok şükür bundan geçimimiz. Öyle mi? Tabii. Çocuk okutuyorsunuz. Evet. Kaç çocuk? Var. Öyle mi? Bir kızım var. Ben diyor değil mi? Teşekkür ederiz efendim. Bir şeyden. O zaman gel. Ben konuşurum. Aa o konuşur bak. Evet ben konuşurum. Peki okula gidiyorsun. Evet kaçıncı gidiyorum. Sınıf? 6. 6. sınıf. Nasıl okulu seviyor musun? Seviyorum. Ne olmak istiyorsun? Hemşire. Hemşire. Biraz önce bir hemşireyle konuştuk orada. Hemşire atanmasını bekliyormuş daha. Hı hı. Başka bir şey olmak mesela doktor, avukat. Olabilir. Öyle değil mi? Olabilir. Yani sağlık sektöründe değil mi çalışmak istiyorsun? Çocukları çok seviyorsun herhalde değil mi? Evet. Öyle mi? Evet. Aferin. Peki buranın başkanını tanıyor musun? Tanıyorum. Belediye başkanı. Evet. İsmail. Seviyor musun? Seviyorum. Vay be çocuklar bile seviyor. Onların gönlüne bile taht kurmuş bence. Sözün bittiği son nokta diyoruz. En çok sevdiğin arkadaşım öğretmenine selam söyleyebilirsin burada bak. Kime? Eski Ethem hocama. Evet. Türkçe hocama. Evet. En sevdiğim arkadaşlarıma. Bay bay. Yardımcı mı olabilir? Evet yardım. Evet. Hepsi yardımcı oluyor. Bayanlar daha çok girişimci burada. Evet öyle, biz öyleyiz. Öyle. Sıcakkanlı gerçi olduğumuz için. Öyle mi? Evet. Sıcakkanlı olduğunuz için girişimcilik bayanlara bırakın. Evet. Şimdi erkekler bir yerde oturuyorlar değil mi? Kahvede anca. Değil mi? Kahvede çay içiyorlar. He? Izdırabın çilesini bayanlar çekiyor öyle tabii, mi? Tabii tabii. Aa o? Öyle mi? Ayakta durmak lazım. Nasıl? Ayakta durmak lazım. Çok müthiş bir kelime. Ayakta durmak lazım. Muhakkak. Kimse mücadele etmek lazım. Muhakkak. Evet. İnadına yaşamak lazım. Muhakkak. Işık neydi bu? Bu ne anacığım ya? Çok ağır bu. Evet. Ne? Şeker var içinde. Şeker mi aldınız? Evet. Üst küp. Ha, üstü küp. Evet. 2014 senesinde ne bekliyorsun? Ben bunu götüreceğim artık. Benim oldu bu da. Götürsen olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Bir şey 2014 değil. 2014 senesinde ne bekliyorsunuz? Hayırlısını bekliyoruz. Yani 2013 senesinde beklentileriniz yerine geldi mi? Çekiyorlar. Gelmedi. İnşallah bu sefer gelir. Gelir değil mi inşallah? Evet. Şekeri veriyorum. Araba pişti kalyonu diyoruz buraya. Sevgili izleyiciler, Denizli'nin Kale ilçesindeyiz. Ve Kartalkaya'dayız. Burada ki bulunan manzarayı da gördünüz. Burada tamamen Permonde üçgeni olan bir yerdeyiz. Burada aslında çok güzel bir şey canlandırmak istedik biz. Şöyle çayımı buraya koyayım. Burada gençler de biraz sonra burada güzel doğal bir çay demlemişler. Onlara çok teşekkür ederiz. Bizde de tattırdılar ondan. Ve biz programımızın aslında son bölümünde İlkay Demir'le yaptığımız her yöreye göre bir parçayı burada yine canlandıracağız. Yine burada sonlandıracağız programımızı. Ve İlkay Demir'e sorayım. İlkay Hanım, burayı beğendiniz mi? Nasıl bir yer sizce? Dünya harikası bence. Güzel bir yer. Yani tarif edilmez, gelip görünmesi lazım yani. Değil mi İlkay Hanım bunu söylediğini? Tarif edemedim. Tarifi mümkün değil. Bence hakikaten böyle doğal olarak insanların gelip görmesi gerekir diye düşünüyoruz. İlkay Hanım, her bölgede, her yöreye göre bir parça söylüyor, bir türkü söylüyorsunuz. Ve duygularınızı, düşüncelerinizi o parçaya dile getiriyorsunuz. Denizli'ye yönelik, Denizli bölgesinde, Denizli'ye yönelik bir parça söyleyeceksiniz şimdi, herhalde. Denizli'nin türküleri, Özay Gönlüm biliyorsunuz, hani birçok eser kazandırmıştır TRT'ye. Hı. Saymakla bitmez. İşte Denizli'nin Adım Adım Yolları, yok Acı Payam'ın Yolları. Bir sürü eseri var. Ama bunların içinde en gözdesi tabii ki Denizli'nin Horozları. Ve genelde yarışmalarda olsun, ne bileyim, böyle programlarda okunan bir tane zeybek var. Evet. Osman'ımın Mendili Samanda Sarısı diye. Evet. Bunların ikisi daha çok bilindik eserleri.
bence benim bakış açımdan daha doğrusu öyle söyleyeyim. Hı. İncelediğim kadarıyla bunlar var. Kimlere armağan edeceksiniz? Bunları kime armağan edebilirim? Bu türküleri seven herkese, bizi izleyenlere. Aynı zamanda denizlere. Tabii ki. Kale ilçesindeki bulunan bizi evet. izleyicilerine, değil mi? Ve Sayın Başkanımıza. Evet, değil mi? Çok önemli. Bravo. Kendisi çok değerli, çok doğal böyle. İsmail Başkan, Kale Belediye Başkanı, evet. Evet. Ona armağan ederim inşallah. Güzel bir şekilde yorumlarız. Buranın şivesine biraz dilimiz dönmüyor ama. Evet. Yüreğinde koptu. Başlayalım. Ama bunu önce size soracağım tabii ki. Buyurun. Zeybe'yi mi önce okuyalım yoksa... Hepsinden birer kuble okuyacağım. Seyircilerden öyle geldi. Çünkü ikisi de çok yorucu bir eser. Tamam. Bir kuble. Tamam. Hepsinde birer kuble oku. Evet. Osman'ımın menderi samanda sarası Osman'ımı vurdular gece yarısı Osman'ıma kıydılar gece yarısı Osman'ım Osman'ım Zeybek Osman'ım Osman'ıma kıyanlar olsun düşmanım Osman'ım Osman'ım Zeybek Osman'ım Osman'ıma kıyanlar olsun düşmanım Evet çok güzel yüreğine sağlık İki diyoruz soğutmuyoruz ama Tamam Tellidir yandım aman tellidir Tellidir aman Denizlinin orozları bellidir Ötüver de gülü bin bir yol ötüver Telli gülün tasasından ölüyor Tümlü gelin kahırından ölüyor Asmam çardaktan, suyum bardaktan Bir yol öp verem de kocaman kız limon yanaktan Aney limon yanaktan Asmam yıkıldı, suyu sıkıldı Bugün çil orozumu görmedim canım sıkıldı Aney canım sıkıldı 1700 rakım yukarıda Kartal Kayası'nda arkada gördüğünüz gibi güzel o manzarayla İlkay size sizin yüreğinize bence hitap etti. Denizli yöresine göre parçalar okudu. Sevgili izleyiciler, programımızın sonuna daha geldik. Başka bir kentte, başka bir ilçede, ilde, köyde, bucakta sevdalarını, destanlarını türkülerle anlatan Hasan Altun ile Gündüz Gece programında buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. En güzel günler sizlerin olsun. 2014 yılı başta milletimize, devletimize ve Türk İslam alemine hayırlara vesile olsun. Ve kutlu sevdalar diyorum. Kutlu sevdalar musalla taşında bitsin. Allah'a emanet olun. Thank you.
yalnız dolaştım yollarda, yağmurlarda ıslanan bomboş sokaklarda. Gözlerinde yaş, kalbinde sızı, unutmadım seni, unutamadım, unutamadım. Ne olur anla beni. Unutmak kolay demiştin, alışırsın demiştin.